كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünnet hocalarımızın sayısını arttırsın. Amin. Kıymet bilenlerden eylesin. Amin. Rabbim kıymet bilmeyi nasip eylesin. Amin. Çünkü arkadaşlar birer 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 yıldızlar kayıyor. Evet. Yıldızlar birer birer kayıyor. Bak daha geçen hafta Mustafa Efendi gitti. Efendi Hazretlerimizin en sevdiği ihvanlarından. Allah Allah. Nasıl olacak bu iş ya? Gidiyorlar arkadaş. Kalmıyor geriye. Elimizde kaldı 3-5 tane. Kıymet bilmek lazım. Kıymet bilmezsek Allah Celle Celaluhu bizi mahveder. Ortada kalırız. Açıkta kalırız. Gerçekten arkadaşlar sıkıntılı mesele. Çünkü dediğimiz gibi bir şeyin kıymetini bilmezsen o elinden alınır. Genel klasik bir şeydir. Bu her şeyde geçerli. Adam eşinin kıymetini bilmez. Bir bakarsın kavga gürültü boşanmış. Çoluğunun çocuğunun kıymetini bilmez. Çocuğu Allah hayırlı uzun ömürsün. Bir ölür. Aa eyvah çocuğum. İşte anasının babasının kıymetini bilmez. Keşke yaşasaydı anam babam. Evet arkadaşlar. Ehl-i sünnet hocaları seveceğiz. Şimdi ehl-i sünnet hocaları kimdir diye hala 40 tane soru geliyor. Biz üşenmedik, hocunmadık, çekinmedik. Ehl-i sünnet hocalarının listesini de yaptık. Ha birkaç tane eksik olabilir. Yani belki bizim yaptığımız zaman da hoca efendi tanınmıyor da olabilir. Yani belki de unutmuş da olabiliriz. Bizim kardeşim YouTube sayfamızda ehli sünnet hocalar tam liste, ehli bidat hocalar tam liste. Hoca değil de işte ehli bidatlar, hoca denilenler tam listede YouTube'da sohbetimiz var iki tane. Tam liste arkadaş. Dinlenecek adamlar. Dinlenmeyecek adamlar. Ama mevzu şu. Bir daha söylüyorum ben ehli sünnet belirleme federasyonu başkanı değilim. Biz sadece tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar Allah razı olsun bak bu adam sağlamdır. Dinleyin. Ya da arkadaşlar bu adam bozuktur. Allah rızası için uzak durun. Tavsiye. Hemen gelen yorumlar bu. Sen mi belirliyorsun? Ya ben 50 defa söyledim. Ben belirlemiyorum. Ben diyorum ki arkadaş bu adamın bak böyle sıkıntılı işleri var. Bu adamın bak videoları var. Kayıtları var. Sesi var. Bu adam ehli bidat. Bu adam ayet inkar ediyor. Bu adam hadis inkar ediyor. Bu adam Allah'a kitabı sövüyor. Hala ve hala iftiracı. Gıybetçi. Yani ne gıybet edeceğim ben ya? Arkadaşlar. Yani onunla alakalı da iyi Allah razı olsun hatırlattın. Bizim ehli sünnet hocalar listesi var mesela. Orada bir de ehli bidat hocalar listesi var ya. Benim bir tane kesin o Vahabilerden şüpheleniyorum ben. Genelde onlar yapıyor. Şu kısmı almışlar. İşte ben diyorum ki işte arkadaşlar ehli bidat şunlardır diyorum. İşte uzak durun diyorum. Orayı kırpmışlar. Ondan sonra öbür videoya geçmişler. Benim saydığım ehli sünnet hocaların isimlerini koyuyorlar. Kırpmışlar. Ya zaten akıllı olan bir insan anlar bunu. Aslında ben bunu çok konuşma gereği duymadım ama çünkü ikisi ayrı video. Ya kıyafetim farklı. Her şey farklı. Anlamayan da zaten hala da kardeşler mesela hocam ne demek oluyor bu? Ya arkadaş manyak mısın sen ya? Ben orada mesela diyorum ki bidat ehli diyorum peşine diyorum ki mesela Mahmud Efendi Hazretleri. Yuh! Buna inanıyor musun ya? Diyorum Cübbeli Ahmet Hoca. Bilmem ne işte İhsan Şen Hoca. Ya arkadaş ya. İşte buna da inanıyorlar ya. Gerçekten buna da inanıyorlar ya. Sen nasıl yaptın bunu? Biz kimseye belirlemiyoruz. Bak şimdi mesela bir hoca var. İsmail Yaşar Hoca. Ehli sünnet mi değil mi diye onunla da alakalı çok sual geliyor. Ne zamandır geliyordu da çok yapma gereği duymadık. Ha kardeşler hala ısrar ediyor. Yani kendisiyle alakalı dedim ya ben belirlemiyorum. Biz sadece tavsiye ederiz ya da tavsiye etmeyiz. Yani herhangi bir sıkıntılı bir şeyini görmedim. Düzgün ehli sünnet bir hoca efendi. Yani dinleyebilirsiniz. Bir problemini görmedik. Görsek de zaten söyleriz. Yani varsa söyleriz. Bir yanlış olsa söyleriz kardeşim. Deriz bak böyle böyle hoca efendi yanlış yapmışsın düzelt. Ha, bidat ehliyse zaten kusura bakmasın. Direkt reddi yaparım. Hiç acımam. Hiç acımam. Ha, İsmail Yaşar da ehli sünnet mi değil mi sorusunda da bir dedik ya herhangi bir yanlış fetvasını ya da yanlış bir sohbetini görmedik. Faydalı sohbetleri var. Güzel de YouTube kanalı da maşallah hızlı büyüdü. Rabbim sayılarını arttırsın. Amin. Ehli sünneti taşırız biz. Yukarılara taşırız. Kıskanmayız. Bana ne ya yükselsin. 500 bin abone olsun. Bana ne. Bak Cübbeli Hoca'nın 1 milyon 200 oldu. Elhamdülillah. Rabbim 10 milyon yapsın. Amin. Amin. Ne kıskanacağım ya. Daha fazla olsun. Çünkü daha fazlalarının
Müslüman olmasına, hidayete ermesine, namaza başlamasına vesile oluyorlar. Sayılar artsın, aboneler artsın diye uğraşıyoruz. Kimseye haset etmiyoruz. İsmail Yaşar Hoca ehli sünnettir. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı yoktur. Dinleyebilirsiniz. Tavsiye ediyoruz. Zaten herhalde kendisi bir imam, görevli bir camide görevli imam, yanlış görmesem. Çünkü hep camilerde sohbet yapıyor. Şeyde de açıklamasına da imam yazıyordu galiba. Tam detayına bakamadım. Ben dediğim gibi biz belirlemiyoruz. Ha şu var. İşte efendime söyleyeyim. Senin dediğin hoca şöylece. Mahşerde görüşürüz. Çok basit. Çok basit ya. Mahşerde görüşürüz kardeşim. Sen hala çıkmışsın. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman, Emre Dorman, Mustafa Öztürk, Mustafa Karataş. Ah Ramazan geldi. Bir ay Ramazan'da milleti zehirleyecek. Yani normalde de Kanal 7'de program yapıyor. Ama şu normal zamanda çok izlenmez dini şeyler. Ramazan'da 10 katına çıkıyor dini şeyler, dini videolar izlenme oranı. Ramazan'da bir ay boyunca Mustafa Karataş büyük ihtimal Kanal 7'de olacak galiba tahminim. İnşallah hiçbir yerde olmaz. Amin. İnşallah hiçbir yerde olmaz. Çünkü arkadaş bu adam aleni şekilde mütevatir hadisleri inkar ediyor. Aleni şekilde. Bu adam çarşafla alakalı neler 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 dedi. Bununla alakalı çok videomuz var. Konuşmaya gerek bile duymuyorum. He. Bizim Mustafa hocamız söyle. Bizim Ahmet Mehmet hocamız neyse ne işte. Böyle diyenler. Sen nasıl konuşursun diyenler mahşerde göreceksin. Göreceksiniz ya. İnşallah onlara el sallayacağız böyle. Hadi yavrum yar saçlarını lüle lüle. Yavrum sana güle güle. Kusura bakma. Çünkü bu adam ayet hadis inkarcısı. Bu adam insanları cehenneme sürüklüyor. Sen farkında değilsin. Sen ayakta uyuyorsun. Sen nasıl Müslümansın ya? Evet. Bunu daha önce konuştuk. Ya bir kıyafet alacaksın. Bir meyve alacaksın. Sebze alacaksın. Bir şey alacaksın. Telefon alacaksın. Araba alacaksın. 40 yere soruyorsun. 40 yerden istişare yapıyorsun. Alalım mı? Nasıl? Bacanak bunu alalım mı? Bilmem ne. Hanım buna bakalım mı? Ama hoca dinlerken önüne çıkan ilk hocayı dinliyorsun. Bu da herhalde hoca. Başında şey yazıyor. Doçent doktor. Aha diyor tamam. Doçentse tamam diyor yani kesin. Ne kesin? İlâ cehenneme zümera kesin. Niye? Mustafa Öztürk. Doçent değil miydi o ya? Doçentti galiba. Profesör mü? Doçent mi? Ne dedi? Bu nasıl Allah dedi ya? Böyle Allah mı olur dedi ya? Tövbe haşa ve kelle ya. Arkadaş bunu diyen adamın da başında doçent yazıyor. Hem Mustafa İslamoğlu. Mehmet Okuyan. Bunlar profesör diye geçiniyor. Bizim sohbetlere gelen bir kardeş dedi ya. Dedi hocam dedi bizim derse giriyor dedi. Derse giriyor dedi ya. Üniversitede bizim derse giriyor dedi. Mehmet Okuyan mı dedi? İslamoğlu mu hangisi? Hadi bakalım. Çık işin içinden. Ya. Arkadaşlar bunlar her yere yayılmış. Dinlemeyeceğiz. Uzak duracağız. Yoksa bedeli ağır olur. Dedim ya mahşerde görürsün. Sen benim hocam hakkında nasıl konuşuyorsun? Ben senin hocan hakkında konuşmuyorum. Senin hoca dediğin adam bozuk. Ya bunlar diyor ki siz diyor işte kolay dini. Ya ne demek kolay din ya? Biraz diyor Kur'an dini yaşayın. Ya hadisleri çıkartırsan Kur'an'ı anlayamazsın. Anlayamazsın. Hadis olmazsa olmaz. Kur'an'da namazla alakalı detay yok. Rükû edenlere rükû edin. Secde edenlere secde edin. Hadi bakalım. Rükû ne secde ne? Hadi. Ne okuyacaksın? Nasıl okuyacaksın? Hadi. Ya İmam-ı Azam diyor ki namazda 12 bin mesele var diyor ya. 12 bin mesele namazda. Ben diyor sadece 8 binini biliyorum. İmam-ı Azam diyor. Biz namazda ne var? Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm. Bu kadar ha. Bizim namaz bu kadar. Öyle. Ya bu kadar hızlı kılan da var yani. Neyse. Yine denk geldi biri söylemeyeyim ondan sonra niye anlatıyorsun? Ya namazlar bozuk. Adam yani son normalde mesela ne diyoruz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu kadar değil mi? Adam bunu yaptı. Bu kadar böyle döndü buraya döndü. Lan küstün mü ne yaptın? Bana ne? Selam vermiyor. Bu mu yani? Abi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu kadar. Ya bunu bile millet yapamıyor. Selam vermede bile sıkıntı var. Kimisi gazel okur, kimisi uzun hava çeker. İmamlar hele büyük camilerde selamu gidiyor. Babacığım ne yapıyorsun? Hayırdır sana ya. Hala denk geliyor ya. Gıcık oluyorum ya. Hala denk geliyor. Hala. Özellikle büyük camilerde o büyük hoca efendiler var ya. Mübarek adam. Yapma gözünü seveyim ya. Neyse. Evet arkadaşlar. İnşallah meseleyi anladınız. Ehl-i sünnet hocaları anlattık arkadaş. Kiminin hoşuna gitti, kiminin
zoruna gitti. Umurumda mı? Hiç umurumda değil. İsteyenin hoşuna gider, isteyenin zoruna gider. Ehli sünnet hocalar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Ehli bidatı Allah Celle Celaluhu mahveylesin. Amin. Evet arkadaşlar.